Biliyorum, videoyu birazcık geç yükledim. Aslında o videoyu sizin 7'de izlemeniz gerekiyordu ama ben bu videoyu şu an saat 8 ve 8'de çekiyorum. En az 10'da izleyeceksiniz bu videoyu. Bu benim hatam. Çünkü hiç vaktim olmadı. Hafta sonu Blast Pro Series İstanbul etkinliğine gittim. İstanbul'a gittim Blast Pro Series İstanbul etkinliği için. Şuraya bir i-botonundan koyarım. Vlog çektim orada izlemek isterseniz. O yüzden hiçbir şekilde video çekme şansım olmadı. Pazartesi günü video çekme şansım oldu. Ama ben kullanmadım. Oyun oynamayı tercih ettim. Şimdi video çekme şansım oldu. Antrenmandan geldim, yemeğimi yedim. Ve saate baktım ki saat 7. Ve sonra düşündüm, bu işte bir terslik var. Sonra içimden bir ses video yüklemem gerektiğini söyledi. Aslında yükleyemeyecektim bugün ama hadi size söz verdiğim hareketi göstereyim o zaman. Pek bir hareket sayılmaz, bir eklenti, bonus video bu. Şimdi şuraya bir yere her zamanki koyduğum karelerden bir koyarım. Bu hareketi göstermiştim size. Bak şurada, şuradakini izleyin bir önce. Tamam. Şimdi bugün benim size öğreteceğim eklentili olan hareket de şu tarafta. Aralarında pek bir fark görmemiş olabilirsiniz. Ben şimdi size onu göstereceğim. Hadi o zaman geçelim videoya. Siz de farkı görün. Artık siz de öyle kullanırsınız. Bence daha şık oluyor. Evet, şimdi o zaman hareketi göstereyim. Hemen söyleyeyim, hareketi bilmiyorsanız videoda koyacağım iyi butonlarından gidebilirsiniz harekete. Önce hareketi öğrenmeniz gerekiyor bu eklentiyi öğrenmek için. Şimdi şu şekilde geldik. Bu hareketin sonu. Hani şurada bir dakika. Böyle yaptıktan sonra çevirdiğimiz kısım var ya, burası orası işte. Üst taraftaki kartı çevirdik. Son kartı atıyorsun normal harekette. Böyle son iki paket var. Birini çevirip diğerini atıyorsun. Bu bana hiç estetik gelmiyor. Ben de biraz hareketin mekaniğini bozmak istemediğimden dolayı ilk kartı çevirdikten sonra orta parmağımla aynı kartı tutup serçe parmağımın etrafında çeviriyorum. Yani şu şekilde. Tabii bunu biraz yavaş yaparsanız yanlış bir hareket ortaya çıkabiliyor ama bu aslında işin içine biraz da mizah koyarak böyle bir şey yapabilirsiniz. Video klibi kardeşler hakkında. İkinci kullandığım bir şey var. Bunu öğretmediğim hareketler var içerisinde. O yüzden pek göstermek istemiyordum ama onu da göstereyim. Yani sadece bunun için videoya girmiş, videoyu sizin izlemiş olmanız biraz acımasızlık. Şimdi bu kısma geldik. Burada serçe parmağımızın etrafından çevirdikten sonra baş parmağımızla paketi şuradan tutuyoruz. Yani şöyle yaptık. Lan düştü. Bunu tuttuktan sonra sağ elimizde Revelation Cut yapıyoruz. Revelation Cut'ı bilmiyorsanız yine çıkan iyi butonlarından gidebilirsiniz. Bu Revelation Cut'ı yaparken, pardon, sol elimizle Revelation Cut'ı yaparken aynı zamanda sağ elimizle molekül spin yapıyoruz. Şu. Bu. Bunu bilmiyorsanız yine bir iyi butonu koyarım. Benim videom yok bunun hakkında. Yakında çekmeyi düşünüyorum ama. Oradan izleyebilirsiniz. Ve koyacağım linkten iyi bir tane video bulurum sizin için. Yani şu şekilde. Böyleyken. Ben bunu WhatsApp grubuna attığım zaman, Kardeşler Türkiye'de WhatsApp grubumuz var. Orada beğenmeyenler olmuştu. Kim de efendim beğenmemişti molekül spin'i. Orada birazcık molekül spin'in hareketin mekaniğini bozduğunu söylemişti. Haklı da, molekül spin birazcık bozuyor. Ama en azından bir combo yapacaksanız, öncesinden ve sonrasında hareket koyacaksanız şu şekilde. Yani şöyle bir şey yaptım mesela ben. Bir sürü hareket yaptım. Yaptığım hareketlerden sonra elimdekini bırakmadan bu harekete bağlarsam bunu, yani bir combo haline getirirsem mekaniği bozmaz. Çünkü combo zaten tek bir hareketten şey ibaret değil. Umarım anlatabilmişimdir. Video bu kadardı. Bu hareket büyük bir hareket değil demiştim yani. Intro ve outro'nun toplam hareketten daha uzun sürdü bence hatta. Hareketin sonunda yeni gösterdiğim bonus kısmında bir probleminiz varsa bana söyleyebilirsiniz. Ya da hareketi bilmiyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız iyi butonlarından gidebilirsiniz hareketin kendisini öğrenmek için. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Perşembe günü akşam yedi. Yetiştirmeyi deneyeceğim.